Arkadaşlar Ya ben günaydın. sana ya rezil ettim Bugün zaten biliyor musun? yeni bir zirve tırmanışı için Hisar Çandır köyünden yukarıya doğru çıktık. Bugünkü zirvemizin son noktası Dastar Ağacı zirvesi olacak. 1568 metreye tırmanmayı hesaplıyoruz. Şu andaki irtifamız 1100 metre. Evet, buraya kadar arkadaşlarımızla beraber araçla geldik. Yaklaşık yürüme mesafemizde ne kadar Yasin Bey, yaklaşık yürüme mesafemiz? Buradan çıkışımız 6-7 kilometre kadar sürecek. Şu anda Evet. Elmayanın aşağısındaki yangın havuzunun oradayız. Yangın havuzu var hemen şurada, orman yangın Evet. havuzu. Buradan bu yol şeye, Elmayanı yaylasına, oradan da Sarı Çınar TRT vericisine devam ediyor. Evet, bugünkü yürüyüşümüzde bizlere eşlik edecek arkadaşlarımız Mehmet Ali arkadaşımız, Muhtesim arkadaşımız ve Yasin arkadaşımız. Zirveye vardığımızda size tekrar zirve ile ilgili ufak bilgiler vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Benim bir arkadaş yazdı. Onun daha küçük çocuğu var işte. Daha yürüyemiyor her şey. Yolda çıkabilir miyim diyor zirveye. Şu anda 1500 metredeyiz. Şunlar neler? Geldi bir de oynuk. Manzaradan ufak kareler sunmak istiyoruz Merhaba size. arkadaşlar. Aşağısı deniz. Mutlu abi ver burada Beldibi çekeyim. mi aşağısı? Ver, aynen Belgibi. Abi şu çok efsane bir şey ya. Ah. Çekeyim mi? Devam ediyor zaten. Tamam. Fazla ileri gitme. Merhaba Mutlu abi. Merhaba, merhaba. Nasıl gördün zirveyi? Bu zirvenin ismi neydi? Dastar Atacağı Zirvesi. Dastar Atacağı Zirvesi. Evet. Değişik bir ismi varmış. Toplamda 1568 metre. Şu anda 1500 metredeyiz. 1568 metre. Çok iyi. Videoda mısın? Evet. Abi ne senin ya? Nasıl bir su içseydik ya? Biraz yok. Ha? Şu andaki rakamımız 1506. Biraz daha saklayalım. Yaklaşık bir 50-60 metre sonra zirveye ulaşmış bulunacağız. Amatör tırmanıcılar için çok güzel ve kolay bir zirve. Profesyoneller için çerez denilebilecek bir zirve. Bizler için yani. Evet. Her türlü amatör dağcılık ve tırmanışla uğraşan arkadaşlara tavsiye edilebilecek bir zirve. Dastar Atacağı Dastar zirvesi. Atacağım. Evet. Dastar Atacağı'nın anlamını da zirveye çıkınca söyleyeceğiz. Arkadaşlarımız hiç yorulmamış vaziyetteler gördüğünüz gibi. Bugün iki zirve yapacağız. Hatta bir zirve daha yapalım diyoruz ama geç başladığımız için yapabileceğimizden emin değiliz. Manzara yine her zamanki gibi muhteşem. Aşağıdaki uçurumu görüyorsunuz. Evet. Ya inat etme. İnat etme. Hafif yaklaştırdık mı? Götünü. Saatlerimiz 12:20. Dastar Ağacı zirvedeyiz. Rakamımız 1538. Her ne kadar 1568 yazsa da telefonumuz 1538'i gösteriyor. Evet, Dastar Atacağı'nın açıklamasına gelirsek, rivayetlere göre
Zamanında bölge insanların çobanlık yaparak geçimlerini sağlarlarmış. Çobanların kızları varmış. Çobanlar kızlarını sevdiklerine bedelsiz olarak varmalarını istemezmiş. Yani anlayacağınız şekilde başlık parası isterlermiş. Kızlar da sevdiklerinin başlık parası olmadığından dolayı sevdiklerine varamazlarmış. Bunun akabinde zamanında eşarplara dastar derlermiş. Kızlar da bu zirveye çıkarak dastarlarını aşağıya atıp sevdiklerine varmak istediklerinin bu şekilde ifade ederlermiş. Zamanla dastar ağacı atacağı ifadesi orada kalmış. Fakat hikaye unutulmuş. Çobanlar göçmüş. Şu anki duruma gelinmiş ve halen zirvemizin ismi dastar ağacı. Karşıda görünen yerimiz Antalya. Birçok zirvesi var. Akdeniz. Karşıdaki yer alan ufak beldemiz Beldibi sahili. Biraz daha ilerisi Kemer. Antalya. Daha önceki videolarımızda da anlattığımız yönüyle her şekliyle güzel. Evet, Mehmet Ali arkadaşımız da zirvenin biraz dik olmasından dolayı zorlanmıştı, fakat o da geldi. Muhtesim kardeşimiz ve Yasin kardeşimiz. Merhabalar. Evet. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Sağ olun, sağ olun. Mehmet Ali kardeşim. Arka taraf üç oluk yaylası. Doğru mudur Yasin Bey? Aşağıda görünen Hisar Çandır köyü. Çoluk Hisar biraz Çandır. Daha ileride kalıyor. Evet, biraz daha ileride. Baş taraf Yarbaş Çandır. Yarbaş Çandır. Tam tersi kar çukuru. Sağ tarafta da Fesikan Yaylası kalıyor yukarıda. Evet. Dağın arkasında. Biz aynı zamanda Fesikan, kar çukuru, saklı kent denilen yerlere bisikletle de çıkmışlığımız aslında vardır. Nasıl ineceğiz geri? Atlayacağız. Atlayacağız. Evet. İnşallah. Antalya'nın doğal güzelliklerinden bir tanesi. Balayı müzik seç. Tamam mı? Hazır burada mola verdik mi? Tamam, molayı verdik şu an. Tişörtlerinizi değişin, terliği seç, yapmayın. Bir yemek yiyelim. Buranın tadını çıkaralım, evet, ya. Evet, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekebileceğim mi? Efendim. Evet Mehmet Ali'cim, turun sonlarına yaklaşırken hislerini tercüme eder misin? Tur çok güzeldi. Sağ olsun beni çağırdığınız için, eşlik ettiğim için, evet, size. Sensiz olmaz Mehmet Ali'cim. Güzel oldu. Sevdiğimiz. Evet. Bazı yerlerde değer, ne kadar değer verdiğimiz insanlardan birisin Mehmet Ali'cim. Her ne kadar da turun belli bir noktalarında zorlansak olur da. Olur o kadar. Ama kolay olur bir turdu. Evet. İnşallah haftaya daha güzellenir. Şu an itibariyle 8,5 kilometreye yaklaştık. Arabamızla hemen şöyle gösterelim. Yolun parmağımın ucunda arabada. Yaklaşık 1-2 kilometrede oraya gideriz. Tahminen 10,5-11 kilometreyle turumuzu bitiririz. Güzel bir tur oluyor.
amatör turcu arkadaşlara tavsiye edilebilecek bir rota. Yaklaşık 5,5 saat süren yürüyüşümüzün başlangıç noktasında tekrar buluştuk. 5,5 saatlik yürüyüşümüzün yaklaşık 2 saati zirve yürüyüşü şeklinde geçtikten sonra 3,5 saat olan ve uzatılmış bir şekilde toplamda 14,2 kilometre mesafeyi kapsayan yürüyüşümüz son buldu. Yürüyüşümüzde eşlik eden arkadaşlar Mehmet Ali, Yasin ve Muhtesim'e çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Muhtesim'cim. Herkese çok teşekkürler. Evet, çok güzel bir etkinlik oldu. Bu kolay parkuru herkese öneriyoruz. Muhtesim'cim bizi çok seviyormuş. Hareketsiz kaldığımız bu günlerde herkese tavsiye ederiz. Güzel, evet, kolay, evet. Ailecek, gülünecek, evet, bir parkur. Pandeminin kol gezdiği şu günlerde ufak gruplarla yapılabilecek güzel etkinliklerden bir tanesi. Videomuza müzik eklemeyeceğim. Müziksiz bir şekilde yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.